Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bu gece de merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 20 40 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 20 40 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Sabri Akpolat hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir program olması dileğiyle bu geceki ilk sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. İzleyicimiz der ki, farklı yorumlar duyuyoruz, nasıl yapacağımızı da bilemiyoruz hocam şu günlerde diye başlamış sorusuna. 70 gram kadar 14 ayar yüzük küpe gibi ziynetlerim var. Trabzonlu olduğumuz için de düğünde 130 gram kadar 22 ayar hasır set takılmıştı bana. Başka bir para nakit birikimim yok. Yatırım değil, ziynetlerim benim onlar. 80 gramı geçiyor diye zekat verdik yıllardır. Ama kadının günlük ziynetine zekat düşmez diyenler var. Ben ev hanımıyım. Geri geliyor zekatımı vermek için takılarımdan bozmam icap ediyor. Beni aydınlatırsanız sevinirim demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, zekat İslam'ın 5 şartından birisi malum. Kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, hac ve zekat olarak ne yaparız? İslam'ı anlatırız. Yani İslam'ın 5 şartı olarak bunlar, ana rükünler bunlardır. İmanın şartları da 6 olarak öğretiriz, anlatırız. Farz olan bir ibadet tabi zekat. Dolayısıyla nedir? Zengin olan, yani nisap miktarı mala sahip olmak. Zekatın zenginliğine nisap diyoruz. Nisap miktarı mal. Evet. Bu nisap miktarı mal ne kadar olacak konusu tabi mezhepler arasında tartışma konusu olmuş. Hanefi mezhebinde ziynet eşyalarda dahil 24 ayar altın tam has kabul edildiğine göre 12 ayardan yukarısı, yani 14, 18, evet, 22 vesaire bunlar nedir? Gram olarak 80,18 grama ulaşırsa zekatının verilmesi içtihadında bulunuyorlar. Şafii mezhebinde kadınlar ziynet olarak kullandığı altından dolayı o bölümle ilgili zekat vermez diyorlar. Yani böyle, evet, bir içtihat farkı var. Biz tabii burada daha ziyade fakirin tarafını gözettiğimiz için evet, ne yapıyoruz? Hanefi mezhebinin içtihadıyla amel ediyor ve ona göre fetvalarımızı yazıyoruz. Daha önceki fetvamızda 24 ayarın yarısından fazla olan altın, altın sayılıyordu. Ne kadar değeri olursa, diyelim 14 ayar altınınız var, gram olarak şu kadar çarpıyorsunuz bu. Efendim 18 ayar şu kadar var, bunların toplam gram olarak değeri, ağırlığı 80-18'i geçtiği an zekatla mükellef idiniz. Şu ana kadar ki, yani 3-4 ay öncesine kadar bu fetvayı veriyorduk, yazıyorduk. Ancak kurulumuz bu meseleyi tekrar ele almış. 24 ayar üzerinden hesaplamanın yapılacağının, evet, yapılması gerektiğinin daha uygun olacağı kanaatine varmış. Biz de neticede kurulun bir elemanı olarak onların verdiği karar, dan haberdar etmek istiyoruz insanlarımızı. Evet. O yüzden böyle bir farklılık çıkıyor. Şu ana kadar yapılanlar o daha önceki içtihada göre yapılmış ve doğrudur. Yani Hoca Efendi'ye sordunuz benim diyelim 70 gram altın, 30-40 gram da ziynet eşyam var, zekatım ne kadar? 100 gram etmiş. Evet. Kuyumcuya götürdüğünüzde bu ne kadar tutuyor? Diyelim ki 80 bin lira tuttu. Bölü 40 eşittir 2000 TL zekat vereceksiniz. Fetva budur. Ama daha sonra alınan karara göre biz
Diyelim ki mesela 14 ayar altınınız var, 150 gram. Bu 24 ayar altının karşılığı neye tekabül ediyor? Ona bakarız. 24 ayar altın, has altın deniyor buna. Günümüzde evet. Sanıyorum 1200 küsür lira gram. Onu 80,18 ile çarptığınızda herhalde 95 bin lira falan tutuyor. Veya üzeri o kadar bir meblağ. İşte elinizdeki altın ayarı olarak düşük olabilir, gram olarak fazladır. Bu diyelim farz-ı muhal 95 bin lira değerine ulaşmışsa o zaman siz zekat vermekle mükellef oluyorsunuz. Yani 100 bin liralık altınınız var. 14 ayar, 18, 22 değişik evet. gramlarda. Bunlar 95-100 bin liraya ulaşıyorsa zekat vermekle mükellef oluyorsunuz. Onu 40'a böleceksiniz. 100 bin lira ise 2500 TL'nin zekat olarak verilmesi uygun. Yani hanımefendinin şu ana kadar yaptıkları doğru. Zaten biz ziynet eşyasına zekat verilmez demiyoruz. Bazen hanımefendinin mesela bir ziynet eşyası var düğünde evet. alınmış gelinken. Onu düğünlerde herhangi bir yerde vesaire kullanıyor. Yani köylerde, düğünlerde bakıyorsunuz. Kızlarımız beşi birlik vesaire değil mi? Onlarla geliyorlar. Evet. Bunu satmak için değil. Düğünlerde vesaire kızlar giyiyorlar, takıyorlar, ediyorlar. Sırf ziynet, ticaret amacı yok. Bize şöyle soru geliyor, hocam ya başka param yok zaten. Bir ziynet, onu da kaynanam almıştı diyor, kayınpeder almıştı. Evet. Düğünlerde kullanıyorum ama 80 gramdan da fazla. Zekat vermeli miyim dediğinde biz durumuna bakıyoruz. Fetvalar zaten özel verilir. Bizim burada genel konuşmamız bazen hata olabiliyor. Daha yanlış anlaşılabiliyor. Genele özel fetvayı vermek bazen sıkıntı doğuruyor. Böyle mali durumu iyi değil ama anlattığımız tarzı da bir ziyneti var. Kayınpederi, kayınvalidesi almış. Düğünlerde taktığı bir altın. Ama 80 gramdan fazla param yok hocam diyor. Ne yapayım? Ha biz ona Şafii mezhebinde ziynet eşyası olarak kullanılan altına zekat gerekmediği fetvasını duyuruyoruz. Bununla amel edebileceği noktasında bir açık kapı gösteriliyor. Evet. Mesele bundan ibaret. Yoksa şahsa özel fetva vermek lazım. Yani şahıs özel olarak bize veyahut kurula soracak olursa, evet. Onun yazdığına göre amel etmesi uygun olur. Fakat şu ana kadar hanımefendinin yaptığı doğru. Bundan sonra da 24 ayar altın çarpı 80,18 eşittir ne tutuyorsa bunu öğrenebilir. Yani internete girdiğinizde zekat vermeniz gereken tarihte bunun değeri kaç şu. Elinizdeki toplam altın bu değere ulaşıyorsa zekatla mükellef oluyorsunuz. Kurulun yeni aldığı karara evet. göre. Onun altında ise yani 120 gramdır ama 14 ayardır. 80,18 gram 24 ayar altın karşılığı değildir. O zaman zekatla mükellef olmazsınız. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz hocam. Dinimiz tedbir almayı nasıl ele almıştır? Ayrıca tevekkül kavramını hakiki manada nasıl anlamamız gerekir diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Yani tedbir almak, diyelim yolda yürüyorsunuz. Ya arabalar nerede gider? Yolda. İnsanlar nerede yürür? Kaldırımda. Siz yolun ortasında yürüyorsanız, bazen bazı şehirlerin özelliği denir. kim ki yolun ortasında yürüyor görüyorsanız orası şu ildir. Derler diye yani. Şaka yapılır falan doğru. Yani öyle şahit olmuşluğumuz var. Doğru derken o ilde mi hocam? Efendim? O ilde mi ortadan? Yani anlatılıyor. Kendiler de buna gülüyorlar ve onu yapıyorlar. Yolun ortasında yürüyor adam. Elinde tesbih sallayarak. Araba beni görsün diyor mesela. Peki o bölgeden olan
Şoför anlıyor da bunu, fakat yabancı biri olabilir. Allah korusun, ne olur, kaza oluyor. Bu yaptığınız tedbirsizlik. Ne yapmanız gerekiyorsa onu yapacaksınız. Kayyite ve tevekkel. Resulullah Aleyhisselam'ın deveyi ne yaptın? Salıverdim işte. Otlayacak vesaire. Ne yapıyorsun sen? Falanca işi yapıyorum. Allah'a tevekkül ettim. Yani hayvana bir şey olmaz diye düşünüyor. Resulullah Aleyhisselam onu önce bağla hayvanı. Hayvan bu yani. Aklı yok ki, nerede ot bulursa oraya gider. Komşunun arazisine girebilir. Başka evet. insanlara zarar verebilir, değil mi? Siz onu ne yapacaksınız? Öncelikle o hayvanı bağlamanız lazım. Ondan sonra tevekkül edersiniz. Yani tedbir alarak Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek. Şimdi yani depremlerde işte bu ortaya çıkıyor, bu sıkıntı. Tedbir almak gerekiyor, değil mi? Tevekkelni alallah dediğinizde bu yanlıştır. Hazreti Ömer bazı Müslümanları görmüş, çalışmıyorlar. Öyle bir gayretleri yok. Evet. Ne yapıyorsunuz? Genç adamlar, biz mütevekkiliz diyorlarmış. Allah bizi doyurur. Oradan buradan gelir eder. Biz karnımızı doyururuz diyorlar. Hazreti Ömer tabii bu. Onlara iyice bir neyse yapacağını yapıyor. Siz müteekkilsiniz diyor. Yani yiyiciler. Oradan buradan gelsin, ben yiyeyim. Efendim, ismine de mütevekkil diyorsunuz. Tevekkül o değil ki. Tevekkül, sabah işe gideceksin. Efendim, eline gerekirse bir ip alacaksın, hammallık yapacaksın. Su çıkaracaksın kuyudan, oradan bir ücret alacaksın. Hazreti Ali kadar değil misiniz? Yani Resulullah Aleyhisselam aç, bakıyor. Gidiyor bir Yahudi'nin kuyusunda çalışıyor. Aldığı 5-10 tane hurmayı getiriyor. Peygamber Aleyhisselam'la birlikte yiyorlar. Yani bu. Bunu yapacaksınız. Hocam çalıştım ama az kazandım. Yahut işe gittim de iş yoktu o gün. Bu ayrı meseledir. Yani siz tedbir alın. Gayret edin ama neticede az kazanırsınız, çok kazanırsınız, orada tevekkül olur. Ya ben yaptım ettim. Siz okur edersiniz, dersinize gayet güzel çalışırsınız, imtihana girersiniz. Efendim, ondan sonra Cenab-ı Hakk'a tevekkül edersiniz. Geçenlerde bir soru gelmişti, bir hoca efendiymiş galiba. Şeyh efendi falan diyor ama o diyormuş, sana bir dua vereyim. Bu duayı her gün tekrar et. Sınava gireceğin güne kadar aman ha ihmal etme. Bu duayı ihmal edersen efendim başarılı olamazsın dedi diyor. Artık vatandaşın ifadesi bu. Halbuki o çocuğun, öğrencinin yapacağı neydi dua? Fiili dua, dersine çalışacaktı. Evet. Sonra da Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbim bu kadar. Zihnimi aç. İşimi kolaylaştır diye dua edecek. İş dersine çalışma, al şu duayı oku. Efendim, sınıfı geç veyahut başarılı ol. Böyle bir şey var mı? Yani tedbir önce alacaksın sen. Ama giderken Allah korusun yolda bir kaza geçirirsin. Veyahut birileri gelir senin arabaya vurur, imtihana yetişemezsin. Evet. O zaman ne yapayım yani ben... Normal yolumda gidiyordum, başıma böyle geldi. Sınavlarda görüyoruz değil mi? 2 dakika geç kalıyor, almıyorlar. Ağlıyor çocuk. Bir disiplin var, bir sistem var. Daha önce kalksaydın olmuyor muydu? Oluyor. Yani o zaman sen her gün 1 saat önce gittiğin yere, o gün 1,5-2 saat önce tedbir alman gerekiyor. Çünkü yollar kalabalıklaşacak değil mi? Evet. Yani işin gereğini yapacaksın. Sonra Cenab-ı Hakk'a tevekkül. Böyle olması lazım. Deprem bölgesi biz zaten Anadolu öyle. Her tarafta. Ankara'nın bile her tarafında fay hatlarından bahsediliyor. Evet. Kimsenin garantisi yok. Bugün orada, yarın başka yerde olabilir. Yani Anadolu böyle bir yer. Yapacağınız nedir? İnşaat sektöründe dikkat edilmesi gereken zemin müsait mi? Bu zemine nasıl bir inşaat malzemesi kullanmak lazım?
demiri ne olacak, efendim anlatılıyor bunlar. Siz ona göre tedbir alacaktınız ve binanızı yapacaksınız. Ama öyle bir deprem olur ki eviniz başınıza yıkılır. O zaman vebaliniz olmaz. Ama çürük bir bina yaptınız. Mesela öyle iki kat size müsaade edilmişti. Temeli iki kata göre attınız, sonra bir kat çıktınız. Buna ne deniyor? Kaçak kat. Hakkınız var mı? Yok. Zemin zaten iki kat üzerine ancak kurtarabiliyor. Evet. O yaptığınız bir kat nedir? Hem helal değil, hem de yani doğrulukla ilgisi yok. Riskli. Yani tedbir değil işte bu. Evet. Bu tedbirsizlik, efendim usulsüzlük, yani bir Müslümana yakışmayan davranış şekli. Hakkınız yok, o kaçak deniyor zaten değil mi? Evet. Kaçak kat. Yani mesela öyle şehirler, başkenti yıllar önce gelirken Sivas'tan geliyorduk mesela. Efendim bir taraftan giriyorduk, Mamak tarafından. Hepsi kaçak binaydı. Yani Ankara'nın görüntüsü neydi eskiden? Hep böyle kaçak katlı binalar. Evet. Kaçak, kaçak, kaçak. Şükür şimdi düzeltildi ama yani herkes bir yer kapıyor. Efendim oraya bina yapıyor. Peki o arazi kimin? Orayı karıştırırsak neler çıkacak? Devletin arazisi. İşgal ettiniz, ev yaptınız. Evet. Bunun hükmü nedir hocam diye soran yok. Efendim onun o işgal ettiğiniz araziden dolayı şimdi müteahhit size bir iki daire verdi, oturuyorsunuz. Bunun hükmünü hiç soran yok. Yani karma karışık işlerimiz var. Velhasıl tedbir, yani bir insan olarak usulüne uygun yapacaksınız her işinizi. Doğruluktan taviz vermeyeceksiniz. Ama Cenab-ı Hakk'ın gücü her şeye kadir. Yani her şeyi yaparsınız. 10 şiddetinde depreme dayanıklı bina yaparsınız, yine yıkılabilir. O zaman yani siz tevekkül ediyor, bak tedbir aldınız, tevekkül ettiniz. Evet. Buna rağmen bir sıkıntı olursa tedbir aldığınızdan dolayı günahkar olmazsınız. Tedbir günahkar olmanızı ortadan kaldırıyor. Tedbir almadığınızda bina yıkılırsa günahkarsınız. Bile bile demir az kullandınız. Bile bile çürük zemin ev yaptınız. Bile bile mesela su havzasına ırmak akacak. Yani bu tür şeyler oluyor. Mesela bizim evimiz Sivas'ta bir ırmağın, Mısmıl ırmak diye bir ırmak var. Aramızda 100 metre falandır, 100-150 metre. Öyle dönemler olurdu ki çocukluğumuzda biz, ta hiç olmaz yazın bilmem Ağustos'un hangi gününde ırmak şöyle 2 metre en azından su dolar ve bizim evlere kadar su gelirdi. Evet. Ama bu 30 yılda 40 yılda bir. Ne mecrasında akacak. Demek ki o bölge su mecrası. İşte bunlara tedbir almanız gerekiyor. Tedbir almadınız. Efendim ben mütevekkilim. Hayır. Hazreti Ömer siz duysa ne der? Siz hayır mütevekkil değil, yiyicilersiniz. Gayret etmiyor, çalışmıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a da suç isnat ediyorsunuz. Haşa. Cenab-ı Hak size itkan üzere iş yapmanızı istiyor. Hadis-i şerifte öyle geçer. İtkan ne demek? Yani ev yapacaksanız bütün şartlarına uygun, zemin ona göre, demir ona göre, evet. O arazinin yapısı, ülkenizin deprem bölgesi olup olmaması gibi bütün tedbirleri alarak yapmanızı ister Cenab-ı Hak diyor. Onu yapın, tevekkül edin ama buna rağmen başınıza bir şey gelecek olursa günahınız olmaz. Cenab-ı Hak size o şekliyle almayı takdir etmiştir. Yapacağınızda bir şey yoktur. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. Depremin ilk günlerinde
Diyanet Ramazan'dan önce de fitrelerinizi verebilirsiniz demişti. Bizler de yardımlar toplanırken fitrelerimizi verdik. Şimdi bir daha vermemiz gerekiyor mu? Programdan önce de hocam bu mevzuyu konuşmuştuk sizinle. Tevafuk oldu, buyurun. Evet, yani fitreleri verdiniz ama kime verdiniz, işte onu ayırıyoruz evet. Biz. Fitreyi fakire vermeniz gerekiyor. Evet. Şöyle olabilir, camide yardım toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı o bir cuma yardım topladı. Allah razı olsun ahali bayağı bir yardım yaptı. Yani 140 milyon civarında mıydı bilmiyorum. Bayağı bir para toplandı evet. Ve AFAD'a yatırıldı. Bu bir yardım. Yardım kampanyası. Buna zekat vermek, fitre vermek uygun olmaz. Çünkü ayrım yapılmıyor. Her türlü kullanılabilir bu para. Şimdi fitre verirken ve zekat verirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Bir, ya fakiri siz bulacak vereceksiniz yahut bir kanalla gönderecekseniz. Mesela Türkiye Diyanet Vakfı. Oranın fitre ve zekat bölümü var. Oraya yatırırsanız bu geçerli olur. Evet. Niye? Çünkü bu işle meşgul olan arkadaşlar o parayı zekata ve fitreye uygun, fidyeye uygun kullanırlar. Diyanet Vakfı diyorsunuz yani. Herhalde sorumluluk bilinci içinde hareket ediliyor. Yahut Kızılay'ın sanıyorum böyle bir fonu var. Zekat, fitre gibi. Oralara yatırdığınız takdirde olur. Evet. Ama yardım ismi altında yatırmışsanız onu tekrar vermeniz uygun olur. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. Öğrenmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okuyabilir miyiz? Yani öğrenmek amacıyla derken öğrenci midir? Efendim, büyük ihtimalle öğrenci hocam. Yani öğrenmek istediğine göre. Yani öğrenci olan kardeşim, meseleyi şöyle ele almak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz ele almak caiz değil. Evet. Ele almamak lazım. Bir Müslüman kardeşim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsa, mecburi, zaruri bir durum yoksa mutlaka abdestini almalı. Almalı. Ama öğrenci diyelim, imkanı yok, abdest alacak bir durum yok gibi, olağanüstü bir durum varsa ne yapacak hocam meselesinde şu olabilir. Şimdi internetimiz var. Telefonlarımız var. Telefonda açarsın. Efendim abdestli olup olmamak önemli değil. Yani bir çözüm bu. Ama Mustafa bizatihi elinize alacaksanız o takdirde abdestli olmaya dikkat edin. Yani ama şöyle de itiraz gelebilir. Hocam ya insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyorsunuz falan diyorlar tabii. Birileri diyorlar. Uzaklaştırmıyoruz. Yani biz mümkünse bunu yapalım, edelim. Çünkü Allah'ın kitabı. Resulullah evet. Aleyhisselam'ın bu konuda açıklamaları var. Yani abdestsiz ele almasınlar tarzında beyanları olduğu için buna dikkat etmek lazım. Ama İmam Hatip'te okuyan bir çocuk diyelim, kız çocuğu, erkek çocuğu olabilir. Bazen adet, özel halleri de oluyor yavrunun. Evet. Onlardan bize sualler geliyor. Burada biz Hanefi Şafii mezhebini devreye sokamıyoruz. Maliki Hanbeli mezhebindeki içtihatları söylüyoruz. Bu bir mecburiyet, bir zaruret. Bu çocuk okuyacak. Hı hı. Hafızlık yapacak mesela. Hafızlıkta malum şöyle bir hafta 10 gün bıraktığınızda ezber sıkıntınız olabiliyor. Bu durumlarda biz diğer mezheplere göre dokunarak, ele alarak Kur'an-ı Kerim'i okumak etmekte bir sakınca olmadığını o mezheplerin kanaati olarak veriyoruz. Evet. Mezhepler burada rahmet. O yüzden yani bir yerde öğrenciyse bu yavrumuz İmam Hatip'te vesaire, abdest alacak da hiç imkanı yok falansa, yani çok zorunlu hallerde tamam. Ama bir çözüm verdik değil mi? Eline o akıllı telefonları aldığı takdirde Bakara suresi falanca yazdığınızda veya falanca sayfa yazdığınızda otomatikman çıkıyor.
Onunla işinizi bitirirsiniz. Yani öyle yapmakta fayda var ama Kur'an-ı Kerim'i mümkün mertebe abdestiyle alalım. Ama öğrenci özel durumu var, kız. O takdirde diğer mezheplerin kanaati olabilir tarzındadır. Onlarda bir sakınca, sıkıntı olmaz. Teşekkürler. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun. Benim hocama sorum olacak. Tabii ki. Kusura bakmayın. Aslında biraz zor konuşuyorum. Estağfurullah. Buyurun. Saça kına ve boya sürmek boyunca zarar gelir mi bir? İkincisi, ayaklarında hastalık var benim. Ameliyat oldum. Bir de parmak olarak yine yanlışlıkken hastalığı oldu ben. Ona ilaç sürmek istiyorum. Zeytin yağına tutarın şeyi sürmek. Orucumu bozar mı? Güzin Hanım, yara için mi kullanacaksınız o ilacı? Şimdi yara değil, yaram yok. Yara yok. Yara yokmuş hocam. Ayaklarımda ağrı var. Ağrıyı kestiriyor. Ağrı kesici merhem gibi. Yara yok ayaklarımda. Evet. Parmakların bile yanıyor. Onlar alt şeyini alıyor. Açısını alıyor. Evet. Ses de hocam kesik kesik geliyor. Tam net anlaşılmıyor ama sanırım bir ağrı kesici merhem gibi. Galiba. Anlıyorum ben. Teşekkür ediyoruz Güzin Hanım. Buyurun hocam. Evet, saç boyamakla herhalde sual bir evet, öyleydi. Evet, öyle başladım. Yani saç boyamak oruç zarar vermez. Yeme içme hükmünde olmadığı için. Hanımefendi ister gündüz ister gece saçını boyayabilir. Boyu, yani onunla herhangi bir sakınca olmaz. Abdestin sakıncası var mı hocam? Hayır, yani kına sanıyorum. Kına mı yakıyor? Diğer boyalar mıdır? Burada şöyle bir kitaplar, tabii işi sağlam almak isterler. Evet. Suyun deriye geçmesini, saça ulaşmasını engellememek kaydıyla denir ama sorduğunuzda ilgililere, yani hiçbir boya buna mani olmuyor. Yani siz oraya diyelim duvar boyası sürmüyorsunuz ki neticede evet. Kimyasal boyalar kullanılıyor. Doğru. İster kına ister öbür boya olsun onlar abdeste zarar vermediği gibi oruca da zarar vermez. Merhem konusu yani merhemi sürdüğünüzde gözeneklerden tabii biraz kılcal o damarlardan vesaire içe geçer ama bunlar orucu bozucu şeyler değil. Hele hele ağrı kesici mahiyetinde kullanılması gereken merhemler varsa efendim onu kullanmaktan dolayı da oruca zarar vermez. Ama imkanı varsa iftar imsak arasında bu işlemi yapabiliyorsa yapsın. Ama hocam gündüz de ihtiyacım oluyor diyorsa olabilir. Mesela dizlerinde ağrı vardır. Oraya merhem sürmesi gerekiyor ağrı kesici. Hatta iğne yaptırsa bile değil mi ağrı kesici iğne orucu bozmuyor. Evet. Merhem yani deriye sürdüğünüz merhem de yeme içme hükmünde olmadığı için bunlar orucu bozan şeyler değil. Hocam teşekkürler, sorularımız var. Cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Bu arada YouTube üzerinden de bizi canlı olarak izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Sorularınızı, mesajlarınızı yine YouTube üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ara ara oradan da mesajlarınızı aktaracağım. Hocam izleyicimiz der ki, günümüzde akraba olsun, komşu olsun veya arkadaşlar arasında küslük, birbirinden en ufak hatada nefret etme çoğaldı. Bu konuda ne tavsiyede bulunursunuz? Evet yani hocanın tavsiyesine uysalar zaten problem kalmıyor. Herkes kafasına göre işi maalesef yürütüyor. Ya yani hoca söylesin ne söylerse biz istediğimizi yaparız. Şimdi bizim Müslümanlığımız, ahlakımız nerede kaldı diye sorarlar adama değil mi? Evet. Yani bizim İslam ahlakı neyi gerektiriyor? Mesela size kötülük yapanı bağışlayabilmelisiniz. O şey veriyor. Tasilu men kata'ak diyor Peygamber Aleyhisselam. Gelmeyene gideceksin, vermeyene vereceksin.
Sana eziyet eden, sıkıntı veren de affedebileceksin. İslam ahlakı bunu gerektiriyor. Biz bunu vaazlarımızda anlatıyoruz, programlarda çokça dile getiriliyor. Ama buna rağmen bakıyorsunuz insanlar çabukça hemen küsüyorlar, çabukça kırılıyorlar, anlayış yok. Musamaha evet. dediğimiz hoşgörü, sa dediğinde olan şeyler yok. Falanca bana böyle dedi. Niye dedi? Onun altında bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Öncelikle o söylenen şeyin iyi niyetle yorumlanması lazım, değil mi? Bir şey söyledi. Ya bunu niye söyledi? Acaba bunun arkasında bir şey mi var? Dediğiniz takdirde içinizde artık problem başlıyor. Şeytan oradan sizi yakalıyor. Onu kötü yorumlatıyor derken bir küslük hali oluyor. Bu ahlaki erdemi kaybetmenin maalesef günümüzdeki yansımasıdır. Yani günümüzde bizi yanlış davranışa sevk eden teknoloji başta, yani televizyonların çokça yaygınlaşması. Evet. Eskiden bir radyo vardı mesela. Arkası yarını dinlerdik. Arkası evet. yarın. O bir hikaye anlatılırdı falan. Bir de Aliço'nun güreşi falancayı şöyle yenmiş, yatırmış, etmiş. Ajanslar bir de onların, yani. Bir de ajanslar vardı. Belli başlı bunlardı. Radyo tiyatrosu, bak isimleri kalmış aklımızda. Evet. Tiyatroda bir şeyler olurdu. Sadece bunlarla meşgul olurdunuz. Orada ne verilirse. Ama şimdi artık maşallah her ilde bilmem ne kadar televizyon, mahalli. Evet. Bir de ulusal dediğimiz, uluslararası da çokça var. Bastığınızda Kabe-i Muazzama'yı izliyorsunuz değil mi? Mescid-i Nebevi'yi. onu da izleyebiliyorsunuz ama onun dışında her türlü 500 bin aklınıza gelebilecek sayıda televizyon var. Buralarda ne oluyor Allah aşkına? Yani bu kadar ne buluyor da ne yapıyorlar? Yani artık ceplere girdi hocam. Yani evet. televizyonda kalmadı. Şimdi sosyal cepler, medyayla yani ceplerde bu bilgiler. Bir de mesajlar geliyor. Evet. Yanıltıcı bilgiler var. Falanca şöyle yapmış. Adamın hiç haberi bile yok. Şimdi yani öyle bir ortam var ki dezenformasyon denilen, dezenformasyon, yanlış bilgilendirme, yalan söyleme gibi hastalıklar da var. Evet. Bunu artık meslek edinmiş, menfaat devşirmeye çalışan gruplar, insanlar günümüzde çok fazla var. Bunlar insanları etkiliyor. Falanca falanca hakkında şöyle demiş. Demiş mi, dememiş mi? Tartışma programlarını zaten izlerken ben rahatsız oluyorum. Yani herkes bir şey söylüyor. Bildiğiniz şeyler aslında yani hiç izlemeye de değmez. Fakat insanımız bakıyor ha kim kime ne diyecek falan. Söyledikler de farklı farklı bir şey değil. Hangi eliyle çay içiyorsa onu savunuyor. Sağ eliyle çay içenler sağ tarafın neyse çayını evet. anlatıyor. Öbürü solla tutanlar da. Kadehten, şuradan, buradan vesaire bahsediyorlar. O ona atıyor, o ona atıyor. Hiçbir ortak noktada buluşulamıyor. Ayrıca yani eskideki dingin geçmiş dönemler, 30-40-50 yıl önceki daha öte, eşekle atla seyahat, efendim kendi arazinizde rahat rahat çalışmalar, sükunet içinde evinizden çıkıyor, işinize gidiyor, dönüyorsunuz. Evet. Yorgun olduğunuz zaman rahatça yatıyor, uyuyorsunuz ve uykunuzu alıyordunuz. Ama günümüzde artık hayat o kadar akıcı ki, yani her taraf araba dolu marşı. Bunların etkisi var tabii. Yolda bir sıkıntı, ha kırmızı da geçti, ha yeşilde şöyle oldu, her biri problem oluyor. Neticede bunlar bizim davranışımızı etkiliyor. Bir de tabii İslam ahlakını kalbimize, gönlümüze yerleştirmediğimiz takdirde her şeye bir nem kapıyoruz yani. Evet. Nem kapma. İyi niyetle yapıldığını düşünememe, efendim illa öküz altında buzağı arama gibi halkımızın, yani bizim ecdadımızın söylediği,
Öyle bir şeyler arandığı için insanlar birbirlerine çokça küsüyorlar, ediyorlar. Evet. İyi mi ediyorlar? Hayır, o İslam ahlakı bu değil. Yani bizim öğrendiğimiz Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın uygulaması bunlar değil ama günümüzde işte bahanelerimiz var. İşte bizi etkileyen televizyonlar, dışarıdaki hayat, efendim hayatın böyle çok aşırı akıcılığı gibi şeyler, çokça fazla bilgiye maruz kalma, ki yanlış bilgi tabii bunlar, tahrik edici vesaire gibi bilgiler, bunlar insan hayatını etkiliyor ve çokça problem meydana getiriyor. Ne yapmak lazım? Biraz kenara çekilmek, her söylenene kulak vermemek, her söylenen laftan alınmamak, yani onun mutlaka bir hikmeti var. Yani öyle söylediyse söyledi. Ha, düzgün söylemedi ama hocam. Ya bilse söyler. Cahil adamla muhatap olmaya gerek var mı? Niye söyleyemedi değil miydi? Ona bakmak lazım. Adam o kadar biliyor, o kadar söylüyor. Sen daha güzelini söyle ve ona öğret. O tarafa bakacak olursanız düzelir. Demek ki kulağınızı her tarafa açmayacaksınız. Gönlünüzü her tarafa açmayacaksınız. Her gelen bilgiye itibar etmeyeceksiniz. Efendim, karşınızdaki insanı gerektiğinde Hızır, değil mi? Bizim anlayışımız öyledir. Evet. Hey, insanı Hızır bilmek, her geceyi Kadir bilmek anlayışı maalesef ortadan kaldırıldığı için böyle yanlış davranışlarımız oluyor. Cenab-ı Hak inşallah aramızda muhabbet peyda etsin. Aynen. Muhabbet üzere daim olalım. Bir diğer sorumuz hocam. Günümüzde krediyle iş yapmak ya da ticarette kullanmak caiz mi diye bir sorumuz var ama izleyicimiz hattımızdaymış. Önce izleyicimizi alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Aslında selamünaleyküm diyecektim. Aleyküm selam. Hocam. Hatice Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Tekrardan bizlere duaların için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani Allah bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın. Biz sorumuza Amin. Geçelim. Öncelikle bu fitne, ahir zaman fitneleri için ne yapabiliriz? Yani şimdi bayağı çok konu oluyor. Bir de aile içinde bazen eşler arasında bir de haksızlıklar oluyor. Hocamız bu konuda ne söyleyebilir? Teşekkür evet. ederiz. Biz Kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Tekrar Hayırlı geçmiş olsun bu arada. Hayırlı sağlar olsun inşallah. Sağ olun. Malatya'ya bir kez daha geçmiş olsun diyelim hocam bu vesileyle. Evet, buyurun. Evet, Malatya, Yeşil Malatya. Güzel bir şehir maşallah. İnsanlar da güzel tabii. Ama yani göz değdi diyelim. Yani o güzel memleketlere böyle bir hal oldu, sıkıntılar oluyor, zaman zaman sarsılmalar oluyor. Acaba bu sarsılmalardan güzel sonuçlar çıkarabilir miyiz diye bazen düşünüyorum. Çıkar tabii, çok şeyler çıkar. Evet. Nasıl çıkar hocam? Yani şöyle, sizin olan şeyle sizin olmayanı aslında iyi anlayabilirdiniz. Size ait olan nedir? İmanınızdır, ahlakınızdır bakın. Bundan dolayı mükafat ve yüceliş Cenab-ı Hakk'ın ikramı size gelecek. Ama diğer türlü sahip olunan şeyler, emanet, şu kadar altınınız varmış, şu kadar eviniz, şu kadar arabanız varmış. Neticede 15-20 saniyede, işte 40-50 saniyede her şey ne oluyor? Gidiyor. Neyle kalıyorsunuz? Kalbiniz, ahlakınız, ya imanınız sizi kurtarıyor. İlla men etellâhe bi kalbin selim. Hazreti İbrahim'in duası, yevme la tuhsini, yevme yub'athûn ile başlıyor ayet-i kerime. Yani o insanların bağız olunacağı kıyamet gününde, diriltileceği günde, beni mahzun etme, perişan etme ya Rab diyor. Nasıl evet. bir gün? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Mal kazanılmış ve evlat. Bunların hiçbir faydası olmayacak. Faydası olmayacak ne demek? Yani bunları helalinden kazanmadınız. Bir faydası olacak mı? Hayır. Helalinden kazanıp harcadınız. Bunun faydası var tabii. O ayrı.
Evladınız var, ona ahlakını öğretmediniz, dinini öğretmediniz. Size dua etmiyor, efendim şerefinize kadeh kaldırıyor. Böyle bir evladın size ne faydası olacak mesela? Böyle bir şeyin size faydası olmayacak. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مِنْ اَتَ اللّٰهَ بِكَلْبٍ سَل۪يمٍ Şu sağlam, selim kalp ile gelmek orada değer kazanıyor. Mesela kalbi selime bizi yönlendirebilir. Davranışlarımızı, hareketlerimizi o yönlendirir bu hadiseler. Efendim, sahip olduğumuz şeyin emanet olduğu idraki içinde hareket evet. etmemizi sağlar. Öyle hareket etmek lazımdı. Mesela ne oldu? Efendim Suriyeliler şöyle kötü, böyle kötü, bunlara ev vermeyin, şunu etmeyin, bunu etmeyin dedi bazıları. Tahrik evet. etti insanları. Ha, bizim İslam ahlakında yahu bir kafir bile olsa, dinsiz biri dahi olsa, ki kaldı ki bunlar Müslüman, bizden daha çok namaz kılıyor, daha çok ibadet ediyor, daha çok çocuklarını hafız yapıyorlar. Bunlara ev vermeyin, bunlar şöyle yapın, böyle. Ne oldu neticede? Yani onların halini anlayabildik değil mi? İnsanlar bir yerden niye göçerler? Yani yüz binlerce, milyonlarca bir insan bir ülkeyi terk edip niye gider? Evsiz, yurtsuz kaldığı için değil mi hocam? Savaş yani varsa. Evini terk etti gitti. Şimdi sahabe-i kiram Medine'yi terk etti. Ya Medine'ye geldiler Mekke'den. Evet. Evet. Mal mülk her şey bırakıldı değil mi? Mekkeliler dedi mi kardeşim ya ancak bize yetiyor bunlar. Siz nereden geldiniz mi dediler. Ya bizde hiç mi Müslümanlık yok? Ama bir takım insanlar siyasi kaygı, ırkçılık, neyse aklınıza ne gelebilirse yahu biz mazlumun dinine bakmayız. Mağdur. Adam Müslümanmış, değilmiş falan ona bile bakılmaz. Kaldı ki bunlar evet. sizin Müslüman kardeşiniz. Ne oldu şimdi? Ya bize bir ders verdi değil mi? Yani böyle bir ders de çıkarılabilir. Demek ki bunlar herkesin başına gelebiliyor. Yani bir ders de öyle çıkarmak lazım. Şimdi aile hayatı, ya iki günlük dünya. Bakıyorum kavga gürültü ediyoruz hocam, anlaşamıyoruz. Bir türlü sevemiyorum. Yani sevdiğim kızı alamadım. Annem falanca kızı al dedi, aldım. Boşandık. Bir soru geldi bir yerde. İyi kardeşim, yani sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Değil mi? Madem eşin, Allah sana onu takdir etmiş, sev ya. O da seni sevsin, geçinip gidin. Ne var yani? Geçinilmeyecek, olağanüstü, anormal bir durum olursa o başka bir şey. Ama eften püften şeyler. Yani şu şöyle olmuş, çayı demsiz yapmış, yemeğe işte yağ şöyle olmuş, öbürü bilmem ne olmuş. Yani böyle basit şeylerle, yani bana niye işte kahvaltımı vaktinde getirmedi beyefendi? Kalk kendini yap. İlla orası mı yapacaktı yani? Hiç mi hasta olmaz bu kadın? Hiç mi böyle rahat etmek istemez gibi? Yani hadiselere ahlaki bakarsanız, evet. bir Müslümanca bakarsanız hepsinin çözümü var aslında. Çözülmeyecek şey değil. Bütün bu kavga, gürültüler, şunlar bunlar İslam peygamberinin ahlakından uzak kaldığımız içindir. Resulullah Aleyhisselam'ın evinde her gün bal baklava mı yeniyordu? Yani Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme Hazretleri arasında zaman zaman, neyse burada anlatmayalım ama bazen böyle durumlar oluyordu. Evet. Ses yükselmeleri falan. Resulullah Aleyhisselam gülüyor, seyrediyordu yani. Böyle bu iş. Yani onlar da kadın, günümüzde de kadınlar var. Şimdi Resulullah Aleyhisselam sabah eve gittiğinde yiyecek bir şey var mı diye sorar. Yok. Ne yapardı? Bugün oruca niyet edelim. Çözüm. Şimdi kahvaltı hazırlanmadı. Hanıma kızdın, bağırdın. Yahu sen bu Peygamber Aleyhisselam'dan hiç mi nasipdar olmuyorsun? O yokluğu ibadete çeviriyor. Sen de yap bakayım, niye yapmıyorsun?
Değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından hiçbir zaman ya bir sürü kadınsınız, bir şey yapamadınız lafı çıktı mı? Yok. Nedir aile içindeki kavgalar? Böyle eften püften şeyler. Yahut öbür taraftan bana şunu almadın, bunu etmedin falan. Yahu kardeşim, varsa alınır. İlla da her şey alınacak değil. Yani böyle karşılıklı oturup konuşabilirsiniz, çözülüyor meseleler de. Konuşma zafiyetimiz var bizim. Yani konuşmayız zaten. Küseriz, kenara çekiliriz. Herkes bağırır, çağırır falan bu işi götürmeye çalışır. Ama bunlar hiçbiri İslami değil. Her birinin çözümü var. Çözülemeyecek meseleler nedir? Allah korusun, aldatmadır, şudur budur. O tür şu durumlarda ayrılık belki söz konusu edilebilir. Eğer çözüm bulunamayacak olursa. Yoksa böyle yani basit şeyler ki bunlar büyütülüyor. Çok basit şeylerden efendim kavgalar, gürültüler olabiliyor, rahatsızlık olabiliyor. Halbuki karşıdaki insanı kendiniz gibi düşünürseniz sizin istirahata ihtiyacınız var. Onun yok mu? Kaldı ki bir kadının çocuğu varsa küçük yaşlarda falan o büyük oranda annesini meşgul eder, yorar. Doğru. O zaman daha çok sahip olmak lazım. Yapılması gereken şeyler, yani çok uzun uzadıya bir şey beklemeniz gerekmiyor. Acıktınız, ekmek vardır, peynir vardır. Bir de yumurta kırarsın, bilmiyor musun yani? Hocam bilmiyorum, öğren. Bu kadar da şey olmaz, bedavacılık. Evet. Her şey önünüze gelecek, edecek falan. Belki erkekler hafif sinirlenecekler ama böyle değil. Tam onu diyecektim hocam. Yani hocamız hep hanımların tarafından yaklaşıyor. Sanki ya geçinilmez, geçim dünyası dediğiniz bir şey var. Evet. Yani karşıdaki insanı, insana değer vermedikçe bu iş yürümez. Değer de bulamazsınız. Değer vereceksin, değer. Seveceksin, sevileceksin. Evet. Bağırarak, çağırarak şunla bununla bu iş yürümüyor. Efendim, biraz kendimize bakacağız, edeceğiz. Yani o yüzden bilemiyorum aile içindeki meselelerle ilgili hanımefendi neyi soruyordu ama. Tabii hocam, yani eşler arasında da haksızlık yapılabiliyor bazen demişti cümle arasında Hatice Hanım. Burada da herhalde yani kim haklıdan ziyade ortak hakkı herhalde bulmak. Ya ben haklıyım, sen haklısın demekle bir çözüm bulunmuyor ki. Ben haklıyım, ne olacak yani, haklıyım ne? Evin düzeni vardır. Mesela hanımefendi evde çalışacaktır. Öyle bir sistem. Beyefendi de dışarıda memursa, bir yerde çalışıyorsa belli ki evin belirli hizmetlerini hanımefendi yürütecek. Evet. Görev dağılımı yapılmış. O da yorgun olabilir. Çünkü kadın akşama kadar evde meşgul. Hiçbir yere gidemiyor. Sosyal faaliyeti yok. Evden başka yerde görmüyor. Ne oldu? Psikolojikman etkilenir. Beyefendi de iş yerinde yorgun. Şimdi iki yorgun bir araya gelince zaman zaman problemler olabiliyor. Burada benim anlattığım erkeklere niye daha çok yükleniyorum? Çünkü Cenab-ı Hak yükleniyor. Ve aşiruhunne. Ey erkekler, kadınlarla bil maruf, en güzel şekilde geçineceksiniz diyor. Cenab-ı Hak yol göstermiş. Erkek düzeni sağlayacak, huzuru o sağlayacak. Evet. Cenab-ı Hak öyle emrettiği için ben onun üzerinde duruyorum. Yoksa karşı tarafında hataları olabilir. Hata aramaya başlarsanız, onun peşine düşerseniz çok hatalar çıkar. Onları aramamaya çalışın, anlayış gösterin. Mutlaka çözülür. Ve bakın yani geçici bir dünya yahu, iki günlük dünya, üç gün. Değil mi? Üç günlük dünya. Dün geçti. Bugün yaşıyoruz. Yaşayacağımız da belirsiz. Yarın ne olacağı belli değil. Değil mi? Böyle bir dünyada kalp kırmanın, insanları üzmenin, insanlara hakaret etmenin, iftira etmenin yani ne faydası var? Ve onu idrak etmek lazım. Mesela bu depremler, olağanüstü haller bize bunları öğretiyor tabii. Evet. Anlayan çok istifade ediyor inşallah. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimiz hattımızda. Alo.
Hoş geldiniz. Alo. Elif Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Benim iki sorum olacaktı hocamızla mümkün mü? Buyurun. Birincisi ben mukabele dinliyorum teypten. Yani istediğim zaman kapatıp durdurayım, istediğim saatte dinleyeyim diye canlı dinlemediğim için bir mahsuru var mı? Evet. İkincisi bu mukabele mi dinlemek daha sevap yoksa okumak mı? Hani dinlemek farz diyorlar ya, Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi okumuş ya, dinlemesi farz, okuması sünnet diyorlar. Yani okumak mı daha iyi, dinlemek mi daha sevap farz? Çok, onu soracaktım. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar Elif Hanım. Hocam sorularımız var. Cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa da bir ara vereceğiz. Bu arada YouTube üzerinden de sağ olsun izleyicilerimizin güzel mesajları var. Ayşe Hanım'a, Emine Dede'ye, Buray Han'a, Safiye Hanım'a teşekkür ediyoruz o güzel mesajlar için. Kısa bir ara verelim hocam. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Hocam Elif Hanım'ın soruları vardı mukabele ile ilgili. Dilerseniz önce onu cevaplayalım. Öncelikle mukabeleyi okumak mı yoksa dinlemek mi daha eftal? Oradan başlayalım dilerseniz. Yani mukabele fıkıh kitaplarında istima'ul Kur'an hayrun min tilaveti diye bir ifade var. Kur'an'ı dinlemek kıraattan daha hayırlıdır ifadesi var ise de evet. Bu okumayacaksınız anlamına gelmez. Yani en güzeli aslında kendiniz alın, efendim okuyun. Zaten okurken de sesiniz herhalde biraz çıkıyordur. Onu duyuyorsunuz bir. Bakarak sevap, bakmanız bir sevap, okumanız bir sevap, duymanız da bir sevap oluyor. Bunda üçlü. Hı. Öbüründe bakıyor ve duyuyorsunuz. O yüzden yani gücünüz hangisine yetiyorsa tabii onu yapın. O ayrı mesele ama imkanınız varsa evet. Efendim ne yapınız? Kendiniz bizatihi okuyun. Ama hocam kadınlık hali vesaire şeyleriniz var, özel durumunuz var. Yahut çocuğunuzuna bakmanız gerekiyor. Yahut yavrularınıza bir şeyler ikram etmeniz gerekiyor da okumanızı engelliyorsa bu, o zaman bir yerden açar dinlersiniz. Evet. Televizyonlarda işte Dost TV'nin değil mi belirli saatleri var. Onu dinlemek de ayrı bir sevaptır. Evet. Ama fırsat bulursanız bizatihi kendiniz okuyunuz, o daha uygun olur. Bir de hocam işte o mukabeleyi dinlerken dedi ki Elif Hanım, yani bazen işim çıkabiliyor, durdurup işimi halletsem, döndüğümü tekrar i̇şim, başlasam. Tabii tabii ne yapıp, nerede kalırsanız orada işiniz evet. Var, orayı durdurursunuz, ondan sonra devam edersiniz. Yani onunla bir sakınca olmaz, illa başladınız sonuna kadar devam edecek, bitecek diye bir anlamı yok. Evet. Bir cüzü başladınız bitireyim. Hayır, yoruldunuz bırakın. Daha sonra biraz dinlenin, tekrar gelin, devam edin. Başka bir zaman okuyabilirsiniz. Yani illa başladınız o cüz bitecek diye bir kural yok. Yok tabii. Bir sorumuz yöneltmiştik aslında ama araya canlı telefon bağlantıları girdi. Onun cevabını alamamıştık. Günümüzde krediyle iş yapmak ya da bu krediyi ticarette kullanmak caiz mi hocam? Yani bir mecburiyet, bir zaruret olmadıkça tabii faizli krediden bahsediyor sanıyorum. Evet hocam. Buna tevessül etmemek lazım. Bir iş yeri açacaksa malzeme alması, efendim dolayısıyla bir şeyler alıp satmak durumunda ise öncelikle ne yapmalı? Katılım bankalarını tercih etmeli. Onlar kendi adına işte şu kadar şeker, şu kadar pirinç, şu kadar un falan alabiliyorlarsa o evet. Kanaldan alınmak suretiyle yapılır. Ama şöyle bir durum var, yani bir yerde çalışmanız mümkün değil, işiniz yok, gücünüz yok. Mutlaka bir iş yeri açmanız gerekiyor diyelim, küçük bir dükkan. Bu dediğimiz yolu deneyin mutlaka. Bir katılım evet. Bankası mal alıp size satabiliyorsa o yolu mutlaka tercih edin ama hocam evimiz, çoluk çocuk var, evde hanım var, iş de bulamıyorum. Şöyle bir iş yeri açmam gerekiyor, ben ustayım diyor mesela.
ne yapayım dediğinde tabii borç bulabilirse en güzeli ama günümüzde borç bulmak çok da kolay değil herhalde. O takdirde kredi çekerse ne olur? Ya mecbur kalır da çekerse onun vebali nispeten az olur. Ama çektiği krediyle iş yapacak olur ve kazanırsa kendi fiiliyle, çalışmasıyla kazandığı bölüm helaldir. Yani temeli şey ama kredi çekerek açtı dükkanı. Evet. Çalıştırdı, kazandı. Kazandığı kısmı helal. Fakat bu yaptığından dolayı günah oluyor. Günahlık da nerede? Zaruret olup olmamasına bakarız. Yani başka bir şey yapamıyor. Ancak böyle bir çözüm buluyorsa. Bu yola mecbur kalmışsa Cenab-ı Hak'tan evet. Af dileyip efendim işini açmak suretiyle neyse küçükten küçükten başlayarak hayatını kazanmak, ailesine bir şeyler getirmek, götürmek suretiyle geçim temin etmek lazım. Teşekkürler. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Günler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ben 3 tane sorunum var. Bunu çözmek istiyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Birincisi, ilaçlarıma gireceğim. Orucuma bir sakınca olur mu oruç tutsam? İkincisi, camide mukabele veriyor. İkindiye yakın ben de gidip kaza namazlarını kılıyorum ezan okunmadan. Acaba günah giriyor mu mukabele okunurken? Evet. Üçüncüsü, dün gece teravide hocanın komutunu yanlış anladık. Birkaç kişi oturduk kalktık. Yanındaki güldü, ben de Allah Allah dedim. Bozuldu herhalde namazımız. Onu hocaya soracağım. Bozulmuş mudur? İadesi gerekiyor mu? Teşekkür ediyoruz. Meral Hanım, ilk sorunuzda ilaçları kullanıyorum dediniz. Doğru mu? Yok, ilaçlı MR'a gireceğim. İlaçlı MR. Evet. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Hocam buyurun. Evet, ilaçlı MR herhalde damara bir evet, ilaç veriliyor. Hı-hı. O ilacın mahiyeti gıda ve vitamin değil büyük ihtimalle MR. O yüzden girebilir. Yani yapılan ilaç görüntülemeye yönelik, tedaviye yönelik olduğu için orucuna herhangi bir zarar vermez. Teşekkürler. Mukavele yapılırken kaza namazları kılıyor camide. Bir sakıncası var mı? Yani Kur'an-ı Kerim okunduğunda birkaç kişi onu dinlediği takdirde farz yerine gelmiş olur. Farz-ı kifaye evet. dediğimiz. Dolayısıyla günahkar olmuş olmaz. Kenarda bir yerde kaza namazlarını kılabilir. Teravih namazında hocam bir komutu yanlış anladık. Namaz bozuldu zannettik ama doğrusu nedir? Yani bilemiyorum. Hocaefendi'yi görmedikleri için burada duydukları sese göre amel ediyorlar. Yani yapılan hadise nedir tam bilemiyorum. Hocaefendi mesela rükudayken bunlar kıyamda mıydı yoksa neydi bilemiyoruz ama. Ya da kıyamda okumaya devam ederken mi? Acaba bunlar rükuğa gittiler, geri dönmediler mi falan. Her halükarda sadece o iki rekatta bir selam veriyorsa. Evet. Sadece en fazla orası olmamış olur. Diğer rekatlar sahih. Ve teravih namazda 8 rekat ve üzeri kılınabileceği için çok bir problem teşkil etmez. Bir diğer izleyicimizin sorusu süt kardeşliğinin hükmünü sormuş hocam. Hükmünü neyini soruyor? Yani biz şöylece anlatalım. Diyelim ki bir Fatma anne, çocuğu evet. Hasan olsun. Bu tarafta da bir Hatice var. Bu Hatice de Fatma'dan süt emdi. Bir defa, iki defa, üç defa, kaç defa emdiyse emdi. Hmm. Bu Hatice Hasan'ın ne oluyor? Süt kardeşi olur. Süt kardeş. Hasan'la Hatice kardeş kardeş geçinebilir. Yani evet. diğer kardeşleri neyse birlikte olabilirler, kardeş olarak. Öbür kardeşleri neyse bu Hatice de Hasan'ı öyledir. Hasan büyük küçük hiç fark etmez. Süt kardeş. Süt Hatice süt kardeşti ya. O kadının bütün çocukları bu Hatice ile evlenemez.
Evet. Yani süt kardeşliğin böyle bir hükmü var. Hanefi mezhebinde bir defa emmek kâfidir. Kardeşliğin oluşmasında. Bu da 2,5 yaşa kadardır. Süt kardeşliği böyle tahakkuk eder. Efendim Şafii mezhebinde hams radaat denir. Muşbiat. 5 defa doyasıya emmek. Evet. O kardeşlik öyle tahakkuk ediyor. Aralarında böyle bir fark var. Ancak diyelim emziren Fatma Hanım vefat ettiğinde çocukları ona mirasçı olur. Ama süt çocuğu mirasçı olmaz. Olmaz. Arada yani kardeş süt kardeştir ama mirasçı olamaz. Peki Hasan, Hatice fakir zekatını verebilir mi? Verir. Yani süt kardeşine verebilir. Süt kardeşine zekat vermek, fitre vermek vesaire buna herhangi bir sakınca söz konusu evet. değil. Yani böyle bir fark var. Diğer kardeşlerde mesela Hasan diğer kardeşlerini de verebilir aslında zekat fitre. O noktada problem yok. Evet. Süt anne babanıza zekat verebilir misiniz mesela? Olur. Süt babaya zekat verilebiliyor. Çünkü onun biyolojik babası değil. Evet. Böyle de bir fark var yani aralarında böyle bir. Demek ki mahremiyet noktasında benziyor. Diğer kardeşleri gibi muamele görür. Ancak mirasçı olamaz. Zekat alıp verme noktasında bir engelleme söz konusu değil. Teşekkürler hocam. Bu arada Meral Hanım az önce teravideki o yanılmayla ilgili ifadesini göndermiş. Demiş ki oturuşta kalkarken biz şaşırdık. Namaz içerisinde birimiz bir sözcük kullandı, diğerimiz de istemsizce güldü buna. Ha. Böyle bir durum var. Evet, ondan sonraki namazlar abdestsiz olmuş oluyor, gülenler. Eğer başındaysa değil mi? Gülmüş efendim, başka kimseler de duymuşsa. Abdest ve namaz bozulmuş oluyor. Evet. Burada nafile bir namaz oluyor. Tabii buna dikkat etmeler lazım. Kaza edilmesi zaten mümkün değil. Olan olmuş. Bundan Allah kabul etsin. Bundan sonrasına dikkat. Teşekkürler. Borsaya yatırım caiz mi? Borsa bu ara nasıl gidiyor bilmiyorum aşağılarda mı? Bazen iniyor, bazen çıkıyor. Benim hiç öyle. Yani çok oyunlar oynanıyor tabii borsa. Evet. Çok akıllı uslu bir yer değil ama ancak biz ne yapıyoruz? Helal iş yapıyorsa yani evet. borsada iştirak ettiğiniz diyelim. Borsa oynamak derler bazıları. Öyle bir şey değil. Borsa oynanmaz. Oradan hisse satın alıyorsunuz. Falanca dükkanın diyelim 1/10'una ortak olmuş gibi. Dükkan helal iş yapıyor. Kazandığında size olan 1/10 karını veriyor. Evet. Böyle. Yani niye dikkat edilecekmiş? Kimden hisse aldığınız? Ne iş yaptığı? Bir de şu var. Yani bu adamın bu işi helal ama diğer karışık işleri varsa. Onlara da dikkat edin. Onlardan uzak kalmaya çalışın. Evet. Helal iş yapan. Yani helalinde ne olabilir? Mesela demir çelik diyelim hissesi olsun. Hı hı. Milli savunma diyelim o var herhalde böyle sivil şey savunma sanayi gibi. Yaptığı iş nedir? Uçak yapıyor, silah yapıyor falan gibi. Bunlarda bir haramlık söz konusu değil. Bunlardan hisse aldınız. Efendim caiz midir? Caizdir. Ama borsalar spekülasyona açık. Her zaman üzerinde oynanabiliyor. Böyle de düşünmek lazım. Ona göre hareket ediniz. Çok düşer, kaybederseniz de yandım anam demeyeceksiniz. Yani devamlı kazanacaksınız diye bir kural yok. Yok. Bir diğer sorumuz. İzleyicimiz der ki hocam, zekat maldan mı verilir, kazançtan mı? Bir de kimlere verilir? Hmm.
Yani ne demek istediğini tam kavramış değilim ama... Yani Kur'an'ın dediğini esas alırsak diye başlamış soru. Zekat maldan mı ya da kazançtan mı verilir? Huz min emvalihim sadaka. Ayet-i kerimede mallarından al. Sadaka orada zekat demektir. Evet. Mal denilince mal ne olabilir? Dükkanınızdaki diyelim ticaret malı. Evet. Para mal sayılmaz mı? Onlar sayılır tabii. Yani o parayla ne yapıyorsunuz? Mal alıyorsunuz. Eskiden para diye bir şey yoktu. Ne vardı? Alışverişler daha ziyade. Siz karşıya 10 tane tavuk veriyordunuz. O da size 2 kilo pirinç veriyordu. Hayat o zaman böyleydi. Zamanla altın ve gümüş tabii eskiden beri var olan şeydi ama bu banknot vesaire gibi şeyler sonradan ihdas edildi. Altın ve gümüşün kullanımı çok zor. Neresini kesip vereceksin? Yani elinde diyelim 10 gram altın var. Yarım gramlık alışveriş yapman gerekiyor. Kesip verecek halin yok. İşte zamanla böyle kağıt, banknot ne demek? Bankanın koyduğu not. Banknot oradan geliyor. Üzerine 100 lira yazdı. Bu 100 lira bizim cebimizdeki kağıt veya herhangi bir kağıt sayfası değil. Devletin o kağıda takdir ettiği bir değer. Onunla 100 liralık mal alabiliyorsun. Bu da maldır. Yani mal derken Cenab-ı Hak orada huz min emvelihim mallarından sadaka altını, gümüşü, parayı bunun dışında tutmak mümkün değil. Ticaret malınız mal olduğu gibi bunları alabileceğiniz şeyler de çünkü bunlarla ne yapıyorsun? Mal alıyorsun yani altını yiyecek halin yok. Evet. Altında ne yapılıyor? Ev alıyorsun, araba alıyorsun işte ne gerekiyorsa. Onlar da aynen maldır. Dolayısıyla bunların zekatı, biz ne diyoruz? Zekat verilebilmesi için nisap miktarı mal olacak. Sahip olan akıl bali olacak Hanefi'de. Efendim ya aklı... Olması da mesela akli melekesi yok ama mülkiyeti var, malı çok. Ona zekat verdirmiyor Hanefi. Diğer mezhepler verdiriyor. Böyle bir ayrım var. Başka ne var? İşte mal olmak. Mal da nedir? Mal, ticaret malı. İşte mal, ticaret, yapılan mal. Altın, gümüş ve paralar. Bunlar da neye giriyorlar? Zekata dahil oluyorlar. Bunlar bir yerde kullandı, kâr edildi. Evet. Ona göre hesaplama yapılır. Yılın başında mevcut olmak, kameri yılın sonunda da mevcut olmak. Nisap miktarı malın böyle bir özelliği var. Nisap miktarından aşağı düşmediği takdirde yılın sonunda ne kadarsa, yani diyelim ki Recep ayının birinde, 1 trilyon paranız var, zengin sayılıyorsunuz. Ertesi sene Recep ayının birinde diyelim 50 bin lira paranız kaldı, zekat vermeniz gerekmez. Recep ayının birinde diyelim 200 bin lira paranız var, zenginsiniz, zekat birinci gün. Ertesi sene Recep'in birinde 1 trilyon paranız varsa, bu 1 trilyonun 40'ta 1'inin zekatını vermeniz gerekiyor. Böyle de hesaplamalar yapılıyor. Devamlı hocam demiş ki yani sadece Müslümanlara mı vermemiz gerekiyor zekatı? Evet, işte zekat fitrenin önemli fidyenin özelliği bunların Müslüman olması gerekiyor. Her ne kadar müellife-i kulub kalbi İslam'a ısındırılacak kişilerle ilgili ayet-i kerimede temas ediliyor ama Hazreti Ömer onun o dönem için öyle bir yorum yapmış. İhtiyacımız vardı bunlara fakat şimdi bunlara ihtiyacımız yok, vermeyiz diye bir içtihadı var. Ama günümüzde gerekirse bu husus çalıştırılabilir. Yani
öyle bir hal var ki etrafta İsa seni seviyor diye adam ne veriyor? Yardım malzemeleri dağıtırken oraya İsa seni seviyor diye broşür veriyor. Hazreti İsa bizi niye sevmesin? Biz Müslüman adamız. Onları sevmiyor. Çünkü onlar ilahlaştırdılar. Onlar iftira ediyorlar Hazreti İsa'ya. Bizi sevecek tabii. Burada ne yapıyor? Kendi mesajını vermeye çalışıyor. Böyle de bunların bir şeyleri var. Aynı filmi daha önce Gölcük depreminde falan da oynadılar. Doğru. Aynı şey. Ama bu millet gavur olmaz. Gavur olacaksa bile zaten temeli şeydir onun. Karışıktır. Yoksa bizim bir Müslümanı Hristiyan yapmak öyle kolay değil. Aç kalır, susuz kalır, dininden vazgeçmez. Biz böyle illa da Müslüman olsun diye kimseye şey yapmayız, diretmeyiz, zorlamayız ama anlatırız sadece. Bizim özelliğimiz o. Evet. Eğer buna ihtiyaç duyulacaksa, kalbi İslam'a sındırılması gereken insanlar varsa, bulunduğumuz yerdeki hoca efendilere yahut Din İşleri Yüksek Kurulu'na sormak suretiyle, bu hocam olur mu olmaz mı diye ona aldığınız cevaba göre hareket edebilirsiniz. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. İftardan yarım saat önce insülin iğnesi yapmam gerekiyor. Şeker hastasıyım. Orucuma bir zararı olur mu? Evet, insülin iğnesi vitamin ve gıda içerikli olmadığı için tedavi amaçlıdır. Evet. Bu kardeşimiz mecbursa böyle bir ilaca ya iğneye yaptırsın, bu orucu bozmaz. Yani insülin iğnesi orucu bozmaz. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusu, ben network marketing sistemiyle çalışan firmada çalışıyorum. Alt grupların siparişinden toplanan belli bir miktarda prim hesabımıza aylık maaş olarak yatıyor. Böyle bir firmada çalışmak caiz mi? Aldığımız bu para helal mi? Ya network marketing'e bizim kurul iyi bakmıyor. Yan değil bakıyor. Mi? Yan baktığına göre burada çalışmak uygun değil. Kısa sürede bu kardeşim kendisine şöyle helalinden, temizinden bir iş bulmak suretiyle hemen oraya intikal etsin. Teşekkürler. Tabii burada sattığı ürünün bir şeyi var mı hocam? Bilemiyorum yani o... Diye bir kozmetik ürünleri satıyorlar. Ne satarsa satsın yani network marketing'e bakış uygulamasına itiraz ediyor başkanlık, kurulda doğrusu. Satılan şey helal olabilir, diğer şeyler de olabilir. Onlar ayrı, uygulamasına itiraz ediyor kurulumuz. Evet. Oradan uzak kalmaya çalışsın, başka bir helal iş gayreti içinde olsun. Teşekkürler, sorularımız var. Cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bu arada vakitler de ilerliyor. İl il izleyicilerimiz oruçlarına niyetlendi. İnşallah bizler de birazdan niyetleneceğiz. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Tabii hocam soruların dışında izleyicilerimizin güzel duaları, güzel sözleri de var. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem WhatsApp'tan hem YouTube üzerinden. Sıradaki sorumuz şu şekilde. İzleyicimiz demiş ki hocam, hayatını insanlara yardım etmekle geçirmiş ve iyilik yapmayı ilke edinmiş bir Hristiyan cehenneme mi gidecek? Evet, cennet ve cehennem Cenab-ı Hakk'ın tabii tek elinde. Ona biz karışmayız ama Kur'an-ı Kerim'de kendisini tasdik etmeyen, bütün peygamberleri kabul etmeyeni iman ehli kabul etmiyor Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi Âmener Rasûlü, mesela Bakara suresinin son iki ayetini okuduğunuzda Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rasûlihi. Bakınız, bunlara iman ne oluyor? Mutlaka gerekiyor. Bütün kitapları kabul edecek, elçileri kabul edecek, Allah'ı kabul edecek. İşte ahiret hayatını kabul etmesi lazım. Hadis-i şerifte kader dediğimiz hayır ve şerriyle kabul edilmeli.
Bunlar imanın şartları arasında. Bu iman gerçekleşmedikçe, yani bütün peygamberleri tasdik etmedikçe bir kişi mümin olamıyor. Cennete gitmenin asgari şartı da iman. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselam'ı niye tasdik etmez bir insan? En azından bir Hristiyan da olsa şöyle diyebilmeli. Yani Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün peygamberleri kabul ediyorum. Niye demiyor? Yani bunda bir anormallik yok gönderdiği. Buna dahi demiyorsa ve İslam'la ilgili kendisine malumat ulaşmış. Yeryüzünde 1,5 milyar insan var. Kabe'yi görüyor. Şunu görüyor, bunu görüyor. Yani kendisine İslam anlatılıyor. İslam peygamberlerinin hayatı anlatılıyor. Normal yollarla bu kendisine ulaşıyor da iman etmiyorsa اُلَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Cenab-ı Hak iman etmeyenin yaptığı amellerin karşılık bulamayacağını beyan ediyor. Evet. Karşılığı olmuyor. Yani şu kadar iyi, şu kadar güzel iş yaptı falan. Cenab-ı Hak bir şeye bağlıyor. İman etmedikçe onların bir anlamı olmuyor. İman mutlaka olacak. Peki diğer yaramaz Hristiyanlar, adam bir sürü haram işliyor, zina ediyor, içki içiyor vesaire, bir böyle var. Evet. Bir de böyle daha kendisine hayra vermiş insanlar. Bunların tabii ahiretteki durumları eşit olmayacaktır. Ama iman etmedikçe de Resulullah Aleyhisselam'ın لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete gidemezsiniz ifadesinden anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ı kabul etmedikçe bir adamın cennete gitmesi mümkün olmuyor. Yani İslam inancı böyledir. Yani o kardeşim de biraz zahmet buyursun yani o kadar iyilik yapıyor ediyor falan. Ama bu arada kendisini de kurtarmaya çalışması lazım iman noktasında. Onun zahmetini katlanmıyorsa, öyle bir yola girmemişse yapacağımız evet. bir şey yok. Ama şöyle bir insan düşünün, İslam kendisine ulaşmamış ama samimi bir Hristiyan. İslam'la haberdar değil, Peygamberimizi duymamış. Bunun durumu ayrıdır. Fakat İslam'dan haberdar, Peygamber Aleyhisselam'ı duymuş mesajlarını, kendisine iletilmiş normal yollarla buna rağmen inkar ediyorsa o zaman kusura bakmasın. Yani bizim öğretilerimiz Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere yani maalesef cennete gidemeyeceğini biz oradan çıkarıyoruz. Allahu alem ama Cenab-ı Hak bu adama ne yapar, nasıl bir yer takdir eder o? Evet. Ayrı mesele. Fakat şunu da mesela Ebu Talip, Resulullah Aleyhisselam'a en çok hizmet eden değil mi? Ama mümin olarak vefat etmedi. Resulullah Aleyhisselam iman etmesini çok istedi. Onun için istiğfarda bulundu. Ya Rab bağışla amcamı dedi ise de Cenab-ı Hak hayır. Evet. Onun için istiğfar etsen bile kabul etmem diyor. O yüzden iman önemli bir şart. Yani bugünkü gayrimüslim kardeşlerimizin, nereden kardeş? Hazreti Adem'le gelen bir kardeşliğimiz var değil mi? Babamız bir. O yüzden bunların tabii iman noktasında kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız fazlaca var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar programı sona erdi. İstanbul için de imsak vakti. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Yarın inşallah yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.